Kabe'nin hizmeti, temizliği ve bakımı, hacılara su dağıtma, onların yedirilip içirilmesi işi uzun zamandan beri Peygamber Aleyhisselam'ın mensup olduğu Kureyş kabilesine aitti. Kureyş kabilesindeki Haşimoğulları soyundan Peygamber Aleyhisselam'a peygamberliğin gelmesi ve Müslümanlığın yayılıp çoğalmasıyla birlikte Yahudilerdeki kıskançlık ve düşmanlık iyice artmıştı. Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Resulullah Aleyhisselam Medine'ye döndü. Hicretin 7. yılı Muharrem ayında Hayber'deki Yahudilere Medine'den bir heyet gitti. Heyet oradaki meşhur sihirbaz Lübeyd bin Asım'la görüştü. Bu kişi bir Ensar kabilesi olan Beni Züreyk'tendi. Heyet Lübeyd'e şöyle dedi: "Muhammed bize ne yaptı biliyor musun? Pek çok kez ona sihir yapmaya çalıştık ama başaramadık. Şimdi sana geldik. Çünkü sen bizden daha büyük sihirbazsın. Şu altınları kabul et ve Muhammed'e kuvvetli bir sihir yap." O dönemde Resulullah Aleyhisselam'ın hizmetinde Yahudi bir çocuk bulunuyordu. Onlar bu çocuk aracılığıyla Resulullah Aleyhisselam'ın tarağını ve saç tellerini ele geçirdiler. Lübeyd bu saç tellerini ve tarağı kullanarak Resulullah Aleyhisselam'a sihir yaptı ve hurmadan bir kılıf içine yerleştirdi. Lübeyd bu sihri Beni Züreyk'e ait olan Zervan kuyusunun içindeki bir taşın altına sıkıştırdı. Sihrin tesiri Resulullah Aleyhisselam'a Çin'de büyük bir sıkıntı hissetmesi şeklinde oluyordu. Bazen yapmadığı bir işi yaptığını zannediyor, hanımlarını ziyaret etmeyi düşündüğü halde ziyaret ettiğini sanıyordu. Ama bu sihir onun sadece zatına mahsustu. Çevresindekiler onun bu durumunu fark etmemişlerdi bile. Allah Resulüne yapılan sihir onu manevi olarak etkilememiş, peygamberlik görevini yapmasına hiçbir olumsuz etki etmemişti. Peygamber Aleyhisselam'a yapılan sihrin verdiği tesir, onun hastalanması, Hayber'de zehirli eti yemesi, Uhud Savaşı'nda bir dişinin kırılıp şehit olması cinsindendir. Yani insan olma yönünden bir etkidir. Asla peygamberliğine zarar gelmemiştir. Ne bir ayeti unuttuğu ya da yanlış okuduğu ya da konuşmalarında aykırı bir talimat verdiği görülmemiştir. Namaz kılmadığı halde kıldığını zannettiği görülmemiştir. Eğer böyle bir şey olsaydı, bu durum bütün Arabistan'da yayılır, herkesin haberi olur ve sihrin Resulullah Aleyhisselam'ı etkilediği başta Mekkeli müşriklerce yayılırdı. Resulullah Aleyhisselam'ın peygamberlik görevi bu sihirden hiç etkilenmedi. Yalnız kendi şahsi hayatında az bir miktar etkilenme oldu. Bir gün Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın evinde olduğu sırada Allahu Teala'ya dua etti ve arkasından uyku hali oluştu ve uyudu. Uyandığında Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a, "Ya Ayşe, ben Allah'a sorduğum sorunun cevabını aldım," dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a "O nedir?" diye sordu. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu: "Bana Cebrail ile Mikail aleyhisselam geldi. Biri baş ucuma, diğeri de ayak ucuma oturdu. Ayak ucumda olan, baş ucumda olana bu kimsenin rahatsızlığı nedir?" diye sordu. O da "Büyülenmiştir," dedi. Öteki "Onu kim büyüledi?" dedi. Diğeri Lebit bin Asam adında bir Yahudi diye cevap verdi. Öteki "Bu büyü hangi şeyle yapılmıştır?" dedi. Diğeri "Bir tarak, saç kılı ve erkek hurma tomurcuğuyla yapılmıştır," diye cevap verdi. Öteki "Bu büyü nerededir?" diye sordu. Diğeri "Zervan kuyusunda," diye cevap verdi. Bunun üzerine
Resulullah aleyhisselam, Hazreti Ali radıyallahu an ve ashab-ı kiramdan bir grupla birlikte o kuyuya gitti. Ona baktı, kuyunun üzerinde bir hurma gördü. Ardından Hazreti Ali radıyallahu an tarağı kuyudan çıkardı. Tarağın üzerinde 11 düğüm vardı ve büyünün bozulması gerekiyordu. O esnada Cebrail aleyhisselam geldi ve muavizeteyn sürelerini, yani felak ve nas sürelerini getirdi. Muavizeteyn, korunmak, sığınmak manasındadır. Felak ve nas suresinin toplamı 11 ayettir. Tarağın üzerindeki düğüm sayısı da 11'di. Felak ve nas süreleri okunmaya başlanınca her bir ayette bir düğüm çözüldü ve büyü bozuldu. Daha sonra Resulullah aleyhisselam bunların gömülmesini emretti ve toprağa gömüldü. Peygamber aleyhisselam sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına geldi ve "Ey Ayşe, Allah'a yemin olsun, kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi bulanık ve o kuyuyla sulanan hurma ağaçlarının başları da sanki şeytanların başları gibiydi" dedi. Peygamber aleyhisselama yapılan sihrin verdiği tesir, onun hastalanması, Ayber'de zehirli eti yemesi, Uhud savaşında bir dişinin kırılıp şehit olması cinsindendir. Yani insan olma yönünden bir etkisi vardır. Asla peygamberliğine zarar gelmemiştir. Peygamber aleyhisselam, bütün ümmete örnek olduğundan Allahu Teala bizzat Efendimizin hayatında birçok meseleyi vakaya getirerek böyle durumlarda nasıl davranılacağını da bize bizzat Peygamber Efendimiz'e yaşatarak onun nezdinde bizlere göstermiştir. Büyü de nazar gibi Allah'ın dilemesine bağlıdır. Ancak Allah dilerse tesir eder. Allahu Teala Maide suresi 67. ayette Peygamber aleyhisselamı koruyup himaye edeceğini bildirmiştir. Peygamberimizin hastalanması, büyü yapılması, müşriklerden eziyet görmesi gibi hadiseler bir yönüyle imtihan cinsinden olup Peygamberimizin insanlardan korunduğunu bildiren ayete ters düşmez. Videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.